Merhaba efendim, İçer TV'desiniz. İçer Gündemi programında ben Ali Gürkan Şamiloğlu. Mersin'de neler yaşandı sizlere aktaracağım. Şu anda İçer TV'nin tüm sosyal medya hesaplarında canlı yayındayız. İçer FM'de de frekansınıza canlı olarak geliyoruz. Bize her konuda ulaşmak isterseniz sosyal medya hesaplarımızdan ve WhatsApp numaramızdan mesaj bırakabilirsiniz. Ve şu anda da Facebook üzerinden özellikle canlı olarak izlediğiniz İçer Gündemi programına da gerekirse özelden İçer TV sayfasına, gerekirse izlediğiniz programın altındaki mesaj bölümlerine mesajlarınızı yazabilirsiniz. Mersin'de neler yaşandı ona değineceğiz. Türkiye şu sıralarda neyi konuşuyor onlara değineceğiz İçer Gündemi programında efendim. Şimdi Mersin'le başlayalım ve devam edelim Mersin'le. İlginç olaylar var. Ona bir tanesine birazdan değineceğim. Köpeklerle ilgili Türkiye'de Mersin'de artık vahşi köpekler de var. Avustralya'daki o dingolar gibi artık Türkiye'de de vahşi köpek sürüleriyle ormanda karşılaşabiliriz. Aman dikkat, birazdan değineceğim. FETÖ'yle başlayalım efendim. Mersin'le birlikte birçok ilde FETÖ ile ilgili operasyonlar gerçekleştirildi. Bir de şu var, Mersin ve diğer şehirlerde aranan ama başka şehirde bir arada yaşayan FETÖ üyeleri yakalandı operasyonla. Kayseri merkezli, aralarında Mersin'in de olduğu 15 ilde başlatılan FETÖ operasyonunda 41 kişiyi yakalamak için operasyon başlatıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ terör örgütü üyeliği soruşturmalarında firar durumda olup haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yerlerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı. Kayseri merkezli olmak üzere Mersin, Kahramanmaraş, Trabzon, Batman, Niğde, Nevşehir, Kocaeli, Konya, Sivas, Aksaray, Hakkari, İstanbul, Ankara ve Karaman olmak üzere toplam 15 ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan toplam 41 şahsın Kayseri'de ikamet ettikleri, şahısların 6'sının karı koca oldukları, şahısların KYK kapsamında ihraç olmuş asker, polis, öğretmen, sağlıkçı, gelir uzmanı, mühendis ve özel sektör çalışanı oldukları tespit edildi. Ayrıca şahısların ikamet ettikleri evlerin örgüt evi oldukları, çünkü örgütten gelen talimatlar doğrultusunda deşifre olmamak ve yerlerini belli etmemek adına evleri kendi adlarına kiralamadıkları, elektrik, doğalgaz, su gibi abonelikleri kendi adlarına yapmadıkları, binada mümkün olduğu kadar isimlerini gizledikleri, İkametlerinden çıkışlarında ve girişlerinde tedbirli davrandıkları belirlendi. Aranan toplam 41 şahsın yakalamalarına yönelik sabahın erken saatlerinde polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şahıslar geçirdikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Şimdi efendim şu köpek mevzusuna gelelim. Şimdi Afrika'da belgesellerde izliyoruz, vahşi köpekler var. Bunların evcilleştirilmesi çok zor. Binlerce yıldır vahşi bir şekilde yaşıyorlar. Ve Afrika'da yaşayan hiçbir kabile, hiçbir toplumda, hiçbir medeniyette bu köpekleri evcilleştirmemiş. Avustralya kıtasında o kıta keşfedildikten sonra İngilizlerin o kıtada yoğun bir şekilde yaşamaya başladığı dönemlerden itibaren de vahşi köpekler, yani evcil köpeklerin soyundan gelen vahşi köpekler de o bölgede, Avustralya'da, o kıtada birçok noktada yaşıyor. Güney Amerika kıtasında da, Şili'de, Arjantin'de, Peru'da da yine vahşi köpek sürüleri var, ormanlık alanlarda yaşıyor. Artık vahşi köpekler Türkiye'de, Mersin'de de görülmeye başlandı. Şimdi bu köpekler de evcil köpeklerin soyundan gelen vahşi köpekler. Şimdi malum, oturduğumuz köyde, evimizin önünde, mahallemizde birisinin sahipli olduğu köpekler değil bunlar. Hani hayvan koruma kanunları çerçevesinde, hayvan hakları çerçevesinde, ki buna ben de biz de katılıyoruz,
şehirlerde, beldelerde çok sayıda köpekler var. İşte bu köpekler zaman zaman Mersin'de çeşitli kavşaklarda oluyor ve otomobillere saldırıyor, insanlara saldırıyor. Tatil beldelerinde birkaç ay bakılıp sonra bırakılan onlarca, yüzlerce köpekler var. Bu köpekler bakım evlerine götürülüyor, gerekirse kısırlaştırılıyor, tedavileri yapılıyor. Bakımları yapıldıktan sonra tekrar doğaya, şehirlere bırakılıyor. Ki ülkemizde bazı kasabalar, bazı ilçeler, bazı iller başıboş köpekleri topluyor, başka bir ile götürüp gecenin karanlığında o ilin sokaklarına salıyor, kendi şehri köpeklerden arınsın diye. İşte tabii bu köpeklerin bazıları da şehirde yaşayamayınca, tutunamayınca ya da gezgin ruhlu alıp başını ormanlık alana gidiyor. Orada yaşıyor ve insanlardan uzak kalıyor. Sonuçta özüne, doğasına, binlerce yıl özüne, doğasına dönerek bir iki nesil geçince de vahşileşiyor. Gözne'de ormanlık alanda sürü halinde gelen, gezen vahşi köpekler koyun sürüsüne saldırdılar. Birkaç koyun telef oldu, koyunların çoğu da yaralandı. Mersin'in Toroslar ilçesinde koyun sürüsüne saldıran köpekler çok sayıda koyunu parçalayarak yaralarken bazı koyunlar da telef oldu. Olay Toroslar ilçesi Gözne Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ormanlık alanda yaşayarak yabanileşmiş köpekler bölgede bulunan koyun sürüsüne saldırdı. Birçok koyunu parçalayan köpekler bazı koyunları da öldürerek telef etti. Konuyla ilgili açıklama yapan yaban hayatı uzmanları, burada bahsedilen şehir ve kasabalarda, sokaklarda yaşayan köpekler değil, yılın 365 günü doğada, yaban hayatında, ormanda, tabiat parklarında yaşayıp, oraları istila edip, logaritmik şekilde üreyip artan, doğal düşmanları neredeyse hiç olmayan, ayının, kurdun bile çekindiği ölüm makinesine dönüşmüş yabanileşmiş, vahşileşmiş köpek sürüleridir. Bu türler dikkate alınıp acilen tüm dünyada yapıldığı gibi doğal ve yaban ortamından çıkartılmaları gerekiyor diyerek acil önlem alınmasını istediler. Şimdi efendim Gözne şehir merkezine uzak bir yer değil. Toroslar ilçesinin hemen üstünde. Hatta bir mahalle artık. Ulaşım da kolay. Otomobiller gidip geliyor, belediye otobüsleri dolmuşlar. Şimdi Gözne'nin kırsalında gezen bu vahşi köpek sürüsünden başka sürüler de olabilir. Bu sürüler aç kaldıkları için hele kış şartları daha da katılaşınca şehrin içlerine doğru gelebilirler. Piknik alanları var, piknikçiler var. Lütfen dikkatli olalım. Yani bu sadece şimdilerde Mersin'in sorunu değil, tüm Türkiye'nin sorunu. Kırsal alanda yaşamaya başlayan birkaç nesil geçince de vahşileşen köpek sürüleri şehre inebilir kış şartları ağırlaşınca. Yüksek yerlere kar, yağmur şiddetli şekilde yağmaya başlayınca şimdiden hayvanlar yiyecek bir şey bulamadıkları için koyun sürüsüne saldırmış. Allah korusun, köylerde çocuklara, diğer evcil hayvanlara saldırabilir, şehir merkezine inebilir. Hakikaten konunun uzmanları bu sorunun nasıl çözüleceğine yönelik bir program hazırlamalılar. Ne hayvanlara zarar gelsin, ne insanların vicdanı sızlasın, ama insanlar ne hayvanlara zarar versin, ne de insanlar hayvanlara zarar versin. Bu ortak noktada bir çözümün bir an önce ortaya konulması lazım. Yoksa Allah korusun, bu vahşi köpek sürüleri çoğalırsa çok ciddi vahim vakalar yaşanabilir. Şimdi buradan gelelim Anamur'a. Anamur ilçesinde bir kez daha, ki geride bıraktığımız yılda saldırıya uğramıştı. Ne saldırıya uğramıştı? Toplu taşıma araçları. Anamur'da 4 dolmuş kimliği belirsiz kişilerce gece vakti benzin dökülerek yakıldı. Mersin'in Anamur ilçesinde turizm ve seyahat hizmeti veren bir şirketin 4 aracı kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Gece geç saatlerde turizm seyahat hizmeti veren bir şirketin park halindeki 4 aracı lastiklerine benzin dökülerek ateşe verildi.
Olayda araçların üçündeki alevler büyümeden kendiliğinden, diğeri ise yoldan geçen bir vatandaşın müdahale etmesi sonucu söndürüldü. İki kişi olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı. Anamur'dan Tarsus'a uzanalım. Tarsus ilçesinde de Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir evde yangın çıktı. Ev sahibi yaralı olarak yangından kendi çabasıyla kurtuldu. Tarsus Merkez Şehit Mustafa Mahallesi'nde eski yapı evde gece saatlerinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre bir kişinin yaralandığı yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Şehit Mustafa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan eski yapı evde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Cumali D. isimli şahsın tek başına yaşadığı evde çıkan yangın evin her tarafını sardı. Cumali D.'nin son anda kendisini dışarı attığı yangın yerine 112 acil, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Cumali D. hastaneye götürülerek tedavi altına alınırken yangın diğer evlere sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü. Korku dolu anların yaşanmasına neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Şimdi efendim bir dava dün başladı. Nurcan A.'nın hikayesini geçen gün haber bültenlerimizde, programlarımızda sizlere aktarmıştık. Bir kadın Eylül ayının başında kocası tarafından çocuklarının gözü önünde boğazına kesici alet dayanarak rehin alındı. 6 saat boyunca Ali A. eşini ve çocuklarını öldürme tehdidiyle rehin aldı. Ali A. sonunda yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte Nurcan A. geçen gün yayınladığımız haberde "Eşim cezaevinden ölüm tehditleri gönderiyor. Ben hayatımı kaybetmek istemiyorum. Çocuklarımın annesiz kalmasını istemiyorum." diyerek ilgili yetkili kişilerden yardım istemişti. Ali A. hakim karşısına çıktı. Emine gibi de çocuklarımın gözünün önünde ölmek istemiyoruz. Lütfen sesime ses veriniz. Çocuklarımın annesiz kalmasını istemiyorum. Bu adaletsizliği bir dur deyin artık. Hayatımızdan da, haklarımızdan da vazgeçmiyoruz. Mersin'de Eylül ayında evliliğinin balkonunda çocuklarının gözü önünde eşini 6 saat boyunca kesici silahla öldürmekle tehdit ederek rehin alan Ali A. ilk kez hakim karşısına çıktı. Polislerden korktuğu için karısını rehin aldığını iddia eden Ali A., "Pişmanım, amacım eşime zarar vermek değildi." diye kendisini savundu. Mersin 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Ali A., eşi Nurcan A. ile çocukları, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Bugün eşi tarafından sistematik olarak şiddete maruz kalan, en son 1 Eylül'de ölüm tehdidiyle karşılaşan Nurcan'la dayanışma için buradayız. Tutuklu yargılanan Ali Altundal'ın gerekli cezayı alması, Nurcan'ın ölmeden korunabilmesi için mahkeme heyetine sesleniyoruz. Her gün ülkenin başka kentlerinden gerekli ve yeterli tedbirler alınmadığı için ayrılmak istediği eş, eski eş, sevgili tarafından öldürülen kadınların haberleri basına yansımaktadır. Biz göre göre, göz göre göre bir kadının daha öldürülmesine izin vermeyeceğiz. Kadın cinayetlerini önlemek, kadınları korumak için yetkililere bir kez daha İstanbul Sözleşmesi'ni 6284 sayılı yasayı etkin uygulayın diyoruz. Erkek yargıya ağır tahrik indirimi, iyi hal indirimlerinden vazgeçerek toplumsal cinsiyet eşitliği bakışı ile kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri davalarında caydırıcı etkisi olabilmesi için indirimsiz cezalar uygulayın. Emine gibi de çocuklarımın gözünün önünde ölmek istemiyoruz. Lütfen sesime ses veriniz. Mahkemede ilk gün zabıt tutan polisle çiftin iki çocuğu da dinlendi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 20 Kasım tarihine erteledi. Ölmek değil, yaşamak istiyorum. Güzel bir haber, insanın içini ısıtan bir haber getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Eda isimli engelli bir genç kız.
hayali gelin olmaktı. Eda'nın bu hayalini Toroslar Belediye Başkanı Atsız Avşın Yılmaz yerine getirdi. Eda Kırmızı için temsili bir düğün yapıldı. Makam arabası, gelin arabası oldu, düğün salonu tutuldu, çalgıcılar, çengiler, konuklar, misafirler doya doya eğlendiler Eda'nın düğününde. Mersin'de yaşayan 31 yaşındaki zihinsel engelli Eda Kırmızı'nın gelinlik hayali, Toroslar Belediyesi'nce organize edilen temsili düğün töreniyle gerçek oldu. Makam aracını Eda için gelin arabası olarak tahsis eden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Avşan Yılmaz, gelinin kuşağını da kendisi bağladı. Zihin engelli Eda Kırmızı için yapılan temsili düğün öncesi, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Yılmaz'ın gelin arabası olarak hazırlanan makam aracıyla Toroslar'da düğün konvoyu düzenlendi. Düğün salonu önünde Başkan Yılmaz ve eşi Meltem Yılmaz tarafından karşılanan Eda, ilk dansını da Başkan Yılmaz'la yaptı. Büyük bir mutluluk yaşayan genç kız, temsili düğün boyunca yakınları ve arkadaşlarıyla müzik eşliğinde oynadı. Eda kızımızın bu mutlu gününde, bu güzel gününde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bugün de böyle bir güzellik yaşıyoruz. Hepinizin gözlerinin dolduğunu, yüzünüzün güldüğünü, gözlerinizin parladığını gördüm. Hepinizden Allah razı olsun. Eda kızımıza da hayatının bundan sonrasında sağlık, mutluluk diliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Her gün her haber böylesine güzel olsun efendim. Şimdi Akdeniz Belediyesi'ne uzanalım. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Gültak görevde geçirdiği süre içerisinde hangi projeleri gerçekleştirdi, hangi projelerin ilk adımını attı? Bu yönde çok geniş açıklamalarda bulundu düzenlediği bir toplantıda. Toplantıyı canlı olarak İçel TV'den ekranlarınıza getirdik ve toplantıyı tekrar tekrar izlemek isterseniz yine İçel TV'nin sosyal medya hesaplarında bulup izleyebilirsiniz. Tabii Sayın Gültak önemli konulara değindi ama bazı konular ön plana çıktı. Onlardan biri de Şevket Sümer Mahallesi'ndeki pazar sokağı çalışmasıydı. 31 Mart'ta Akdeniz Belediye Başkanı seçilen Gültak göreve geldiği günden bu yana geçen 6 aylık sürede hayata geçirdiği hizmetleri, devam eden çalışmaları ve hayata geçireceği projeleri düzenlediği basın toplantısıyla anlattı. Akdeniz Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya başkan yardımcıları, birim müdürleri ve meclis üyeleriyle çok sayıda basın mensubu katıldı. Bir açıklama yapalım dedik. 6 aylık bir karnemizi sunalım. Bu karneyi sizler değerlendireceksiniz. Güneş Mahallesi bir pazar sokağı var. Evet, ne görüyoruz? Havuz değil bu. Yüzme kurslarını da vermiyorlar burada. Bu Güneş Mahallesi'nin pazar sokağı. Görüyorsunuz tahtalar koyulmuş, karşılıklı kalaslar koyulmuş. Vatandaş bunun içinde pazar yapıyor. Ve ilk icraatımız oldu. 1,5 ay içinde bu pazar sokağını komple kaldırdık, asfaltladık, bütün pazar sokağını çizdirdik, hangi pazarcı nerede duracak hepsini gösterdik. Meskiyi çağırdık, altyapısını kontrol ettirdik, 2 kere basınçlı su gönderdik, ola ki bir fazla yağmur yağında aynı şeyler olmasın diye. Buradan meski yetkililerine de teşekkür ediyorum. Bütün kaldırımlar değişti. Şu kaldırımların hiçbiri yoktu arkadaşlar. Sadece asfalt değil. Bu caddenin komple bütün kaldırımları ve ara sokaklara 50'şer metre girerek hepsi asfaltlandı, kaldırımlandı. Bu şekilde güzel bir hale geldi. Gidip görmenizi tavsiye ederim. Şevket Sümer Mahallesi 142. cadde Hal Mahallesi ile arada bir cadde. Ekonominin kalbinin attığı bir pazar caddesi burası. Herkesin gittiği, merak ettiği bir cadde. Muğdat'taki, Mezitli'deki insanların da gittiği bir cadde burası. 7-8 tane kuyumcu var. İstemediğiniz kadar esnaf var.
Ekonomi burada dönüyor. Cadde bu. Sağda solda pazarcılarımız, domates satan, biber satan, kekik satan, turşu satan, üretip bir şeyler satan bir sürü vatandaşımız var. 149-150 civarında burada tezgah var. Yanlarda da komple esnaf. Böyle uzunlamasına çok güzel bir cadde. Caddemiz bu. Şimdi caddemiz yavaş yavaş bu hale dönüşüyor. Bakın, eski hali yeni hali görüyorsunuz değil mi? Giydirilmiş, boyanmış, dış cepheleri yapılmış. Evet, görüyorsunuz çalışmaları caddede. Giydirilmiş halleri. Peki bu cadde aralığın sonunda bitecek. Ocak ayında teslim alacağız. Ne hale gelecek? Şaka gibi değil mi? Mersin'de böyle bir cadde var mı arkadaşlar? Evet, caddemiz bu hale gelecek. Sağdaki soldaki tezgahları ortaya topluyoruz. Üstlerini kapatıyoruz. Tüm aşağıdaki dükkanların hepsi tek tip. Tabela ve giydirilme yapılıyor. Kompozitle kapatılıyor. Evet. Şevket Süver'in ortası burası. İçer TV'de ve İçer FM'de İçer gündemi devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri Mersin'de Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda temizlik çalışması başlatıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi temiz deniz için denetimlerini ve incelemelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Doktor Bülent Halis Demir, Meski Kanalizasyon Daire Başkanı Halit Sümen ve Meski Arıtma Daire Başkanı Emel Deniz Ünal'dan oluşan heyet, Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda incelemelerde bulundu. Balıkçı Barınağı ve Yat Limanı'nda oluşan deniz kirliliği konusunda araştırma yapan ve çözüm üretmek üzere deniz dibinden numuneler ve deniz yüzeyinden de mikroplastik numuneler alınarak ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'ne analiz için gönderildi. MİSKİ yetkililerinin de içinde olduğu heyet, yağmur suyu kanallarında oluşabilecek karasal kirliliği önlemek amacıyla kanallardan girebilecek çöplerin tutulması için çalışma yapılmasını gündeme aldı. Söz konusu alanda bulunan tekne sahiplerinin duyarlılığını artırmak ve kirletmeleri önlemek amacıyla çalışma yapılması konularında fikir birliğine varılırken, Amatör Balıkçılar Derneği yöneticileriyle de görüşülerek Çamlıbel Balıkçı Barınağı ve Yat Limanı sorunları konuşuldu, çözüm önerileri tartışıldı. Ayrıca dernek üyelerinin de katılacağı bir toplantı yapma kararı alındı. Bütün çalışmamızı o kirliliğin önlenmesi üzerine yaptığımız için denizi kirletmeden ne kadar isteği tutabilirsek diye bir çalışma içerisindeyiz. Yağmur suyu deşarjlarından girebilecek. Aynı zamanda arıtmanın giriş kısımlarına da baktık. Kaçak yok. Şu çamı ben alıcı varına. Burayı temizleyeceğiz. Temizlemek için sizlerden de ricamız, hem teknelerimize, amatör balıkçılarımıza, yüzer teknelerle biz konuşacağız. Kirlilikle ilgili gerekli önlemleri almaları, bununla ilgili bir toplantı düzenleyelim. Denizi kirletimi minimuma indireceğiz, hatta sıfırlamaya çalışacağız. Burada hızlı bir çalışma yapacağız. Aynı zamanda Liman Başkanlığı, Çevre İl Müdürlüğü ile toplantılar yaparak buranın daha aktif nasıl kullanımına bakacağız. Evet, biraz aşağı. Mersin'in Anamur ilçesinde 6. Tarım ve Gıda Fuarı açıldı. Fuarın açılışını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar yaptı. Türkiye'nin en önemli sektör fuarlarından biri olan Anamur Tarım ve Gıda Fuarı, Şehit Atanur Bal Fuar Merkezi'nde bu sene 6. kez düzenleniyor. Bölgenin en kapsamlı tarım ve gıda organizasyonu olan fuar, Anamur Belediyesi, Anamur Ziraat Odası, Anamur Ziraat Mühendisleri Odası, Anamur Muz Üreticileri Birliği ve KOSGEB desteğiyle gerçekleşiyor. 2018'de yaklaşık 25 bin kişinin ziyaret ettiği ve 85 firmanın stand açtığı fuar, Anamur ve çevre ilçelerden yoğun ilgi görüyor. Fuarın açılışı nedeniyle ilçede çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlik ve fuar açılışına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar da katıldı. Tatar, Anamur Tarım ve Gıda Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada Barış Pınarı Harekatı'na değindi. Bizlerin yüreği her zaman Türkiye ile, Türk milletiyle beraber atmaktadır ve atıyor. Ve dolayısıyla Barış Pınarı Hareketi'nde Türkiye'mizin terör örgütlerine karşı vermekte olduğu mücadele, harekat tabii ki
o harekatı duyar duymaz ilk açıklamayı yapan ve desteği veren Kıbrıs Türk Başbakan olarak bendim. Ve çok da mutluydum. Çünkü orada Türkiye'mizin güvenliği, bölgenin içinde bulunduğu sıkıntılar, Türk insanına yönelik yapılan bir takım çirkinlikler, insanlık dışı harekatlar ve dolayısıyla uluslararası anlaşmalardan, bir ücret ve kararlardan dolayı yasal zeminde yapılan bir harekatın Türkiye'nin güvenliği ve bekası için son derece yasal zeminde doğru bir harekattı ve biz bunu yüreğimizle alkışladık ve desteğimizi verdik ve Türk hükümetini başarılı dedik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığına alkış tuttuk ve elbette Mehmetçiğimize ve Türk ordusuna dualarımızın beraber olduğunu söyledik. Onlarla beraber olduğunu söyledik. Anamur Tarım ve Gıda Fuarı'nın turizme de büyük katkıda bulunması bekleniyor. Fuar 26 Ekim Cumartesi gününe kadar ziyaretçilere açık olacak. Defne yaprağı hasadı sürüyor ve Mersin Türkiye'nin en önemli defne yaprağı yetişen bölgelerinden biri ve Mersin sayesinde de Türkiye defne yaprağında dünya lideri. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü 5. sırada yer aldığı defne yaprağı üretiminde bu yıl 3700 ton yaş defne yaprağı üretimi hedefliyor. Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yeşil altın olarak nitelendirilen defne yaprağı üretimine ilişkin veriler paylaşıldı. Türkiye'nin dünyada defne üretiminde ilk sırada yer aldığı belirtildi. Türkiye'de yıllık kuru defne yaprağı üretiminin yaklaşık 25 bin ton olduğu kaydedilen açıklamada, önemli bir tıbbi aromatik ihraç ürünü olan defne, yıllık ortalama 40 milyon dolar civarında ülkemize ekonomik katkı sağlamaktadır denildi. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, defne yaprağı üretiminde 5. sırada yer alıyor. Bölge Müdürlüğü'nün 2019 yılı yaş defne yaprağı üretim hedefi ise 3700 ton. Defne üretimi Tarsus, Silifke, Erdemli ve Mersin Orman İşletme Müdürlüklerinde yapılırken en yüksek defne potansiyeli Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü'nde bulunuyor. Tarsus'ta 3740 hektarlık alanda defne faydalanma planı yapılırken yıllık ortalama 1250 hektar alanda üretim gerçekleştiriliyor. Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü'nde yıllık ortalama 1200 ton defne yaprağı üretilirken ilçede 1043 ton olarak planlanan 2019 yılı üretiminde ise hasat devam ediyor. Mersin'de Deniz Müzesi'nde özel, ilginç ve dünyada tek olan bir şeyin sergisi düzenlendi. Hatıra Mendiller Sergisi. Koleksiyoner Oğuz Aydemir'in Geçmişin İletişim Mecrası Hatıra Mendilleri Sergisi Mersin'de açıldı. Deniz Müzesi'ndeki sergide başta Osmanlı Devleti olmak üzere Fransa, Rusya, İngiltere, Belçika, Almanya ve Hollanda gibi 25 ülkenin tarihsel olaylarının işlendiği 50 mendil özel çerçeveleriyle yer aldı. Çanakkale ve Dünya Savaşları, İngiltere Kraliçesi'nin taç takma töreni, imparatorların ve dünya liderlerinin mesajları gibi birçok tarihsel olayın anlatımlarının yer aldığı mendiller sergiyi gezenlerden ilgi gördü. Oğuz Aydemir koleksiyonun ilk mendilini 1975 yılında satın aldı. Koleksiyonda 200 mendil bulunuyor. Mendil koleksiyonu geçen yıl Oğuz Aydemir tarafından Sedberg Hanım Müzesi'ne bağışlandı. Sergilenen mendiller arasında 150 yıllık mendiller de bulunuyor. Spora geldik. Sporda neler var? Mersin Tekvando'da, Yıldızlar'da birinci oldu ve Mersin'i gururlandıran spor kulübü de Mersin'e her zaman önemli sporcular kazandıran bir kulüp. Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Yıldızlar Tekvando Şampiyonası Osmaniye'de düzenlendi. Tosyalı salonunda yapılan müsabakalara 14 ilden 32 spor kulübü ve 200 sporcu katıldı. Müsabakalarda Mersin Aldemir Spor Kulübü 1., Osmaniye 7 Ocak Spor Kulübü 2., Adana İlk Arması 3., Kayseri Emniyet Spor Kulübü de 4. oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu karşılaşma Mersin Stadyumu'nda oynanacak. 20.30'da başlayacak. Maçın bilet fiyatları da açıklandı. Tarsus İdman Yurdu Türkiye Ziraat Kupası 4. tur karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 30 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da Mersin Stadı'nda konuk edecek. Tarsus İdman Yurdu yönetimi Ziraat Türkiye Kupası'nda Mersin Stadı'nda oynayacakları Fenerbahçe maçının bilet fiyatlarını belirledi. 23 Ekim Çarşamba günü Tarsus AVM'de satışa çıkacak olan bilet fiyatları ise şöyle. Kale arkası 50 lira, Tarsus İdman Yurdu taraftarları için. Maraton 75, 100 lira. Numaralı 125, 1500 lira, Fenerbahçe taraftarı için. Loca 10 kişilik 2500 lira. Loca 12 kişilik 3000 lira. Bugün de içer gündemini burada noktalıyoruz. Son olarak Serkan Tultak günün makalesinde neler yazmış ona bakacağız. İçer TV'de kalın, hoşça kalın. Serkan Tultak, Haberci Gazetesi. 7 milyon buhar oldu. Vatandaşa hizmet adı altında kent ormanını yenileme, güzelleştirme projesine 7 milyon lira harcanmış. Bitti mi? 28 milyon lira daha harcarsak bitecek. İyi de 35 milyona siz orada ne yapacaktınız? 35 milyona bu kent için neler yapılır neler? Mesela battı çıktı bile yapabilirdiniz. Kent ormanını bambaşka bir yer yapardınız. Çamlıbel'i kurtarır, kara duvarı balıkçı kasabası bile yapardınız. Ama niyet bu değilmiş. Başkan Seçer de bunu gördüğü için önceki dönemde harcanan 7 milyonun üzerine su içti. 28 milyon daha harcayamam dedi ve proje bir bakıma sonlandırıldı. Başkan haklı. Ancak 7 milyonun hesabı sorulmayacak mı? Yahu 35 milyonla siz ne yapacaktınız, bu 7 milyonu nereye harcadınız diye sormayacak mı? Nerede bu kenti, bu belediyeyi zarara sokanlar? Nerede devleti zarara uğratanlar? Nerede görevini kötüye kullananlar? Proje yanlışsa, bu paralar harcanmışsa ve ortada bir şey yoksa bunun hesabı sorulmaz mı? Şimdi bana nereye elimizi atsak elimizde kalıyor, sen hala 7 milyonu nerede diye soruyorsun diye söyleniyorsunuz. Siz de haklısınız. Çünkü ben yıllarca konuştum, yazdım ve elde var sıfır.